Abi günaydın tekrardan sizlere. Videonun kayıt tuşuna bastım. Orada muhabbet güzeldi. Orada bir kaçırdım da muhabbeti. Dedim videoya başlayayım arabada. Hoş geldin. Hoş buldum. Abi. Teşekkür ederim. Dostlar sizleri Onur ve Mücahit'le tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Aslan Osman'la bugün beraber gezeceğiz. Aynen. Rehberimiz sensin hocam. Sendeyiz. Önce bir şeye gidelim diyoruz. Böyle bir timsah. Timsah besleme. Tamam. Benim en büyük hobim burada timsah besleme. Ben daha hiç görmedim timsah hiç ya. Görmedim Orta yani. Amerika'da çok aslında böyle kovaladım gölleri falan ama hiç en görmedim. En göreceğin yer yani Orta Amerika. Evet evet. Orada bana şey demişlerdi. Her yere kamp kurma timsah gelir demişlerdi. Aynen. Hiç görmedim şansa. Allah Allah. Paraguay'ın timsahları meşhur. Harbi yani mi? Şöyle söyleyeyim ben. Mücahit daha denk gelmedi ama böyle aşırı yağmur yağdığında burada şey oluyor. Timsahlar bazen şey çıkıyor. Göller, nehir taşıyor. Harbi sokaklara mi? Sokaklara çıkıyor. Ama burada görmezsin çok fazla. Biraz daha ne derler? Başkente uzak yerlerde itfaiye geliyor, topluyor timsahları. Allah Allah. Tabii çok iyiymiş ya. Yani videolar var şeyde. Bugün gösteririm o videoları. Şimdi gideceğimiz yerde şöyle söyleyeyim. Doğal yaşam alanı. Yani doğal alanlarında olacak timsahlar. Tamam. Yani onlara et atıyorsun kıyıya. Hemen güzel çıkıyorlar. Şey. Aynen. Yiyorlar. Güzel. Yani burada yeniliyor bir de timsah. Timsah eti yiyorlar. Yiyorlar. Asya'da da yiyorlardı. Asya'da da yiyorlar. Evet. Afrika'da da var galiba timsah eti yeme olayı. Vallahi onu bilmiyorum da Asya'da biliyorum. Asya'da aynen. Güzel. Yani ben de yedim bir kere. Tadı güzel yani. Hiç yediniz mi bilmiyorum. Ben hiç tatmadım da tadarım ya merak ya, ediyorum. Aslında şey böyle üzülüyorum ben hani. Ama hazır gelince... Abi şöyle düşün ya, tavuk balık yiyorsun, tavuk timsah niye yemeyesin diyor ama insan yani. Ya evet, aynı etikte aynısı, sonuçta. Aynen aynen, aynısı. Tadı da aynı. Ben önceki gün pirana çorbası içtim. Harbi mi? Evet. Nasıldı? Aynen, güzeldi ya, bayağı iyiydi yani tadı falan. İnanılmaz faydalı diyorlar pirana. Harbi mi? Aynen aynen. Ne açıdan? Ya hiç bilmiyorum da vitamin dolu diyorlar yani. Bir içelim o zaman ya. Buraya kadar gelmişken vitamin alalım. Ya bu çok ilginç hayvanlar tüketiliyor. Yani timsah tüketiliyor. Karpinço tüketiliyor. Onu bilmiyorum. Karpinço şey kapivara, kapivara mı? Aynen bu, aynen. Brezilya'da farenin büyük fare. Anladım. Herhalde şöyle bir şey yani. Kocaman bir fare. Gine domuzu mu? Gine domuzu değil de bir tık değişik. Gösterin fotoğrafı. Tamam. Bu arada şey Latin Amerika'nın ilk tren istasyonu burası. Latin Amerika'nın ilk tren istasyonu. İlk tren istasyonu. Geliriz zaten buraya. Tamamdır. İlk tren istasyonu. Doğal yaşam alanına geldik şimdi dostlar. Bakın size ne göstereceğim. Bakın burada kim var. Tipe bak. Ağzını açmış bekliyor bak bak bak. Bu ufak ama yavru. Aa, çok ilginç bir canlı ya. Evet. Ürkütücü bir canlı. Aynen. Şimdi biz diğer tarafa geçeceğiz biz değil diğer mi? Diğer tarafa geçeceğiz. Orada hani annesi falan. Şimdi biraz yavru. Yaklaşık galiba 10 küsür tane şey var. Timsah var içeride. Hadi ya. Tabii 10 küsür tane timsah var. Bu Paraguaylılar böyle timsahlarla beraber yaşıyorlar. Yine burası başkent ama başkentin biraz dışına çıktığında hep böyle nehir kenarında olan yerleşim yerlerinde böyle görüyorsun kıyılarda timsahlar falan. Dikkat etmek gerekiyor o zaman. Dikkat etmek gerekiyor evet. Evet. Saldırmıyorlar. Onlar da nasıl diyeyim hani kedi köpek nasıl senden çekinir tanımadığı için. Onlar da bir kendini geri atıyorlar seni gördüklerinde. Ama sen ona bir hamle yapsan belki. Hamle yapsan ya da alanına girersen. Hmm. O zaman tehlike. Evet. Daha çok şey böyle bacağında bir yara varsa pirana da aynı şekilde. Ha kana geliyor. Kana geliyor. O yüzden evet. Et attığında. Mesela geçen sene 4 tane pirana saldırısı oldu. Galiba 4 kişi ya da 3 kişi hayatını kaybetti geçen sene burada. Hadi ya. Onların hepsinin sebebi şeyden, bacaklarında işte bir yara var. Hı hı. İşte kan sızıntısı var. Onu direkt alıyorlar, o kokuyu saldırıyorlar. Of. Normalde kolay kolay saldırmıyorlar ama öyle biraz hani vücudunda bir yarayla girersen. Filmlerde görürüz ya öyle kan damlınca köpek balığı falan gelir, piranalar gelir. O hesap öyle, yani. Gerçekten öyle yani. Doluşuyorlar direkt. Oha çok ilginç burada ya. Burada tüketiliyor bir de bunlar. Timsah tüketiliyor. İşte pirana tüketiliyor. Geçen şey yemiş ya Mücahit. Mücahit. Pirana çorbası. Geçelim mi o tarafa? O tarafa geçelim o tarafa. Besleyelim birazcık. Ha buraya kadar arabayla giriliyor o zaman. Normalde giriliyor da şey galiba bu düz devam edecek. Arabayı bırakacak yer yok bu kısım. Anladım. Burada zaten uyarı var. Timsah uyarısı var. Bu tabela var. Ha burada. Öyle bir yere koymuş ki ağacın arkasında gözükmüyor bile. Hakikaten gözükmüyor.
Burada Paraguay'da yani şu bölgede yaşayan kuş türleri var orada. Ya Latin Amerika'daki kuş türleri inanılmaz çeşitli. Ya Kolombiya'da ayrı, Brezilya'da ayrı. Bilen birisiyle gezmek gerekiyor ve dürbünle gezmek gerekiyor. Birinin sana anlatması gerekiyor. Bakın buraya koymuşlar fotoğraflarını. Özellikle doğa fotoğrafçıları için. Aa, mükemmel. Evet, kuş fotoğrafları çekenler için hakikaten cennet. Yo, problem İstediğiniz değil ya. İstediğiniz gibi çıkartıp atabilirsiniz. Zaten tamam. Parça şimdi parça onlar. Nasıl atıyoruz ama? Şimdi... Yani böyle aldım eti direkt sallayayım suyun içine mi yoksa kenara mı? Suya değil, kıyıya. Mesela şöyle bir yere atarsan tamam. Onlar kokusunu alacaklar. Tamamdır. Dur bir tane deneyelim mesela. Şu da gel, şu da bizi izliyor ya. O da bize saldıracak gibi baksana. Eti kokusunu ilk o aldı. Şeye benziyor bu da. Pokemon'daki Pidgeotto'nun gelişmiş haline evet. Benziyor biraz. Doğru valla. Al. Şimdi aldık bir et parçası. Besleyelim bakalım. Şuraya nereye atayım? Şuraya atayım. Aynen. Hadi bakalım gelecek mi acaba? Şimdi şuraya atayım. Yakınına atayım biraz. Aynen şimdi bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz tamam. Böyle bir 5-10 dakika sürebilir. Tamam. Şu iki ete gelirler kesin ya. Kokuyu alırlar. Kesin gelirler. Timsahlar gelene kadar bu arada ben arkadaşlarımı tanıştırayım sizlere. Abi sen kendinden kısaca bahsetmek ister misin? Bahsedeyim tabii. Onur ben. 6 yıl oldu abi buraya yerleşeli. İşte evlendim. Eşim Paraguaylı. Hayırlı olsun. Mutluluklar dileyelim. Hikayemi falan dinlemek ister misin? Nasıl geldin buralara? Tabii abi. Ben normalde oyunculuk yapıyorum. 16-17 yıl tiyatro yaptım Türkiye'de. Süper. Aynen. Yalçın Özden Tiyatrosu İstanbul'da en son hani yer aldığım tiyatro. Dizilerde falan da oynuyordum. Hangi dizide oynadın? Paramparça'da oynadım. Paramparça'da 3 bölüm oynadım. Yanlış hatırlamıyorum 3 bölümdü galiba. Küçük Gelin diye bir dizide oynadım. Onda 1 yıl oynadım. 1 sezon oynadım. Şehrin Melekleri diye bir dizide oynadım. Bir de böyle başlayıp da işte hiç yayınlanmayıp işte patlayan dizilerim oldu. Onlarda oynadım. Hatta bir bölüm şeyde oynadım. Filinta'da oynadım. Bu Lost diye bir dizi vardı biliyor musun onu? Lost. Biliyorum evet. Aynen. Onun yönetmeniyle falan çalıştım falan filan. Onlar ayrıntı. Aa, süper. Aynen. Öyle bir dizi tiyatro geçmişim oldu. Neyse dizilerimden biri burada Paraguay'da yayınlanıyordu. Daha doğrusu bütün Latin Amerika'da yayınlanıyordu. Beni eşim diziden görüyor. Diziden ekliyor internetten. İşte Facebook'tan o zamanlar. Aynen Facebook'tan. Eşimle falan 8-9 yıldır falan tanışıyoruz. Neyse eşim ekliyor. Konuşmaya başlıyoruz falan filan. İşte hoşlanıyoruz birbirimizden. Tabii sende o zaman İspanyolca yok, İngilizce. İspanyolca full İngilizce. Full İngilizce gidiyor. Sonra işte o Türkiye'ye geliyor. 3 ay kalıyor, 3 ay yaşıyoruz. İstanbul'da şeyde yaşadık. Pera'da yaşadık. Hı-hı. Taksim'in arka tarafında yaşadık 3 ay falan. Daha sonra o geriye dönüyor işte iş durumlarından Hı-hı. dolayı. İşte konuşuyoruz falan filan işte bir de sen gel falan diyor. Sonra ben geliyorum. 1 ay falan kalıyorum burada. Sonra Türkiye'ye tekrar geri dönüyorum. İşlerimi falan ayarlıyorum. Ailemle falan konuşuyorum. Sonra buraya geliyorum. Biz, bir daha da dönmüyorum. Sizinkilere aynen. Görüşürüz ben gidiyorum. Ben gidiyorum oldu biraz. O şekilde yani beni diziden hani izleyip ekliyor yani. Öyle bir muhabbetimiz şu var. İyi, hiç böyle bir hikaye dinlememiştim. Hakikaten ilginç ya. Kaç 6 yıldır beraberiz. Yani güzel. Evliyiz aynen. 6 yıldır beraber yaşıyoruz. Mutluluklar dileyelim aynen, abi bu vesileyle. Teşekkür ederim. Öyle dizi sayesinde. Burada memnunsun. Keyifler nasıl? Memnunum. Güzel. Keyifler güzel. Tabii hani Türkiye'ye falan gidip geliyoruz. Sürekli bu 6 yıl içerisinde 3 kere falan gittik Türkiye'ye. Bu aslında, arada çok sinek var ondan evet, böyle hareket ediyoruz sürekli. Aslında şey bir ara Türkiye'de yaşayacaktık. Amacımız oydu. İşte bu deprem muhabbetleri falan eşim biraz istemedi açıkçası. Tabii hani. Burası biraz daha güvenli olduğu için çekinmiştir doğal olarak. Için. Aynen şu an buradayız işte burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada yaşıyoruz. Güzel ya. Valla çok memnun oldum. Biz bilemedim. Instagram'dan tanışıyoruz evet, biz seninle. Instagram'dan. Seni bayağı takip etmek galiba. İsteyen olursa sosyal medya hesapların, sosyal medya içerik yani, üretiyorsan nerelerden takip edebilirler YouTube seni? YouTube yapıyorum ben de işte. Hı-hı. Can Kırşan yazaraktan takip edebilir ama ben çok fazla... Ben altada bırakacağım açıklamaları da aynen, yazacağım. Daha çok böyle Paraguay'daki hayatı yani çok fazla anladım. Gezemediğim için. Instagram'ı, aynen. YouTube'u bırakacağım ben. Aynen. Can Kırşan, Instagram'da Can Kırşan. Onur Can Kırşan diye geçiyor. Hı-hı. YouTube'da öyle. İsterlerse takip edebilirler. Tamamdır. Dostlar Onur'u hoş takip olsun, ederseniz tekrar. Hem YouTube kanalını hem Instagram'ı benden de selam gönderirseniz videolara çok sevinirim. Bu videomuzda bir arkadaşımız daha var. Mücahit. Onunla da Instagram'da tanıştım. Dostum sen hikayeni anlatmak ister misin? Şöyle uçağa geç istiyorsan birazcık güzel çıksın. Ben gezginim 2014 yılından beri. Bir 9 yıldır falan gezginim.
işte ilk 2014 yılında böyle bir Interrail bileti vardı. Interrail biletiyle böyle Avrupa'da 30 gün boyunca istediğiniz treni böyle sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. O benim hayalimdi ya. Onu hala yapmak istiyorum. Keyifli miydi? Keyifliydi ama bizim böyle acemiliğimize denk geldi. Şimdi olsa daha farklı yapardım ama tabii güzel bir deneyimdi yine. Böyle 30 gün bir Avrupa turu yaptık 2014 yılında çocukluk arkadaşımla, en yakın arkadaşımla. Güzel. Sonra 2015 yılında ben bir bisiklet aldım. Antalya'dan Kocaeli'ye kadar 2170 kilometre. Şaka yapıyorsun. Ege kıyılarından doğru kamp yapa yapa böyle 34 günde geldim. En büyük hayallerimden biri bisikletle evet, gezmek. Müthişti yani. Çok bunu bir ara konuşalım. Tamam. 2170 kilometre sürdüm. 34 gün sürdü. Böyle kamp yapa yapa ilerledim hep. Sonra 2016 yılında otostopa başladım ben. 2016 yılında böyle 1,5-2 ay işte şey yaptım. Otostopla Türkiye gezdim. 2017 yazında da böyle 1 ay falan gezdim. 2017 yazında yine böyle 12 günlük bir Ege'de bisiklet turu da yaptım ben. Sonra 2017'de bir işe girdim. Böyle hep izin günlerimde geziyordum o zaman. Haftalık bir gün iznim vardı. Gidiyordum yakın şehirlere otostopla gidip geri dönüyordum falan. 3 yıl çalıştım o iş yerinde. Sonra İşte 2020 yılında böyle pandemi başlayınca bir işi bıraktım. Biraz gezdim Türkiye'de ve Balkanlar'da. Sonra 2021 yılında bu sefer dünya turuna çıktım. 2022 yazında. Son 19 aydır falan böyle dünyayı geziyorum. Balkanlar'dan başladım yine. Sonra Güney Amerika'ya geldim. 14 ay. Gittik onunla oraya. Güzel ötüyor ama. Aynen. Yani ne kadardır Latin Amerika'dasın? 14 aydır Latin Amerika'dayım. Brezilya'dan başladım. Uruguay, Arjantin, şu anda Paraguay'dayım. Biraz Uruguay'da çok zaman geçirdim. 9,5 ay falan kaldım orada. Bayağı uzun kalmışsın aynen sen ya. Hatta oturumum da var orada. O da şeyden dolayı oldu. Böyle bir yerde çalışmam. Madem bu kadar kaldın. Aynen. Çalışmam gerekiyordu bir yerde. Orada da takı satıyordum ben. Takı satarak geziyordum. Orası da pahalı bir ülke olduğu için takıları daha iyi fiyata satabiliyordum. Evet, para birimi değerli. Evet, ya Şili'de ya orada. Aynen. Öyle Montevideo'da kaldım böyle 9,5 ay falan. Güzel. Şu anda böyle hareket halindeyim. Paraguay'dayım. Burada bugün, dün akşam bir tane gönüllüye başladım Paraguay'da. Aa, hayırlı Asın olsun. Yeni başladın o zaman. Evet, dün başladım ben. İlk günümdü. Aa, süper. İşte bir ay falan burada bir çok güzel bir hostelde böyle bir gönüllülük yapacağım. Yani sonra devam edeceğiz yolumuza. Sonra artık yol nereye götürürse. Aynen öyle. Ben seni sosyal medyadan tanıyorum. Senin evet, de sosyal medyada aynen hesaplarım var. Seni nereden takip edebilirler? Beni takip etmek isterlerse. YouTube'dan da takip edebilirler. Mücahit Öz diye bir YouTube kanalım var. Aynı zamanda tamamdır. Instagram hesabım da var. Ben aşağıya bırakacağım. Açıklamaları da bırakacağım. Tamam. Mücahit'i hem Instagram'dan hem YouTube'dan. Aynı şekilde Onur'u da takip ederseniz. Eyvallah. Çok sevinirim dostlar. Benden de selam yazın. Selam gönderin videolara. Biz hala bekliyoruz şeyi. Evet. Timsahlar gelmedi hala. Bu arkadaş güzel uçtu ama oraya. Yalnız o bayağı büyük. Bayağı büyükmüş ya. Evet ya. Yani şurada bir gittim bir yanına kadar hiç korkmuyor da yani. Allah Allah. Çekinmedi de. Acayip bir şey. O ne tam olarak anlamadım açıkçası. Ya onun bir ismi var da unuttum ya. Lima'dayken çok ama onun siyah versiyonunu görüyordum Lima'dayken. Bu rengini hiç görmedim. Bu ama şey kartal gibi gagası bunun. Yani böyle ne derler aşağı doğru sivri. Nasıl? Ha, yüzü çok buradan gözükmüyor. Yakına gelse belki o zaman az buçuk anlayabiliriz. Şu an az önce siz konuşurken burada baloncuklar falan çıktı. Evet, baloncuğu duydum ben ama bir şey çıkmadı. Belki bizden mi çekiniyorlar? Yok çekinmiyorlar. Gerçi niye çekilsin? Hayırdır siz filan? Yer yani. Analiz ediyor şu an galiba. Kim bunlar hayırdır filan diye. Aynen. Domuz eti yememeleri çok ilginç ya. Çok ilginç gerçekten anlamadık ama işte bir tane arkadaş gelmişti buraya. Domuz eti attık yemedi domuz eti. Cidden yemedi yani. Haram filan. Kafir köpekler diye böyle. Şurada bir timsah var bak çıkardı kafayı bakıyor. Şu kıyıya bir tane atalım mı? Bizim abi geri girdi. Geri girdi. Attığımız ete bakıyordu herhalde. Risk analizi yapıyorum. Çıksam bunlar bana zarar verir mi acaba diye. Şurada bir tane daha demin yüzüyordu da uzaktaydı. Bence bu olabilir o. Oradan aa evet olabilir. Oradan buraya aynen genişten alıp gelmiş. Aynen. Nerede o? Şurada girdi suyun içine. Şuraya atsak olur aslında. Tam nereye? Şuraya mı? Aynen şu hemen suyu değecek şekilde ama suya batmayacak şekilde. Vay onu nasıl atacağım? Anam benimden düştü ya. Kaygan ya. Sopa varsa onu biraz iktirebiliriz.
Hadi. Bayağı mücadele ettim. Aha. Tam istediğim yere gitti. O şimdi kesin gelir o. Bir umut bekledik karşı tarafta ama çıkmadılar. Biz de kalan son etleri bu kıyıya bıraktık. Gelene de ne olursa artık afiyet olsun onlara. Ya şu suyun içinde gördük, bayağı gördük de çıkmıyorlar dışarı ya. Biraz yabani bunlar. Aa bak yanaşıyor bir tane. Bir şey geliyor gibi ama. Ya burada da inanılmaz bir sinek var. Yediler her yerimizi ya. Oo oh, biraz serinleyelim. Oo oh, ıslat. Islat. Oo oh, ne güzel ıslattı be. Lan bayağı ıslatıyor. Burası. Normalde şeyde ismimiz değişti ya. Sonradan yaptılar. Sonradan mı? Evet, Turkey yani. Türkiye yapmışlar. Bizim buradaki büyükelçilik buraya yolun kenarına böyle ağaç dikmiş. Ufak bir Türkiye. Bu ağaçların hepsi büyüyecek ama. Büyüyecek. Yani orman olacak. Yani bir ne derler Türkiye'de olur ya dostluk ormanı. Evet dostluk ormanı dostluk yapıyorlar ormanı ya öyle yani evet. Şey. Türkiye Paraguay. Aynen. Güzel bir şey vesile olmuşlar sağ olsunlar. Türkiye yani bayağı 2-3 yıl oldu galiba bunu yapalı. Evet sağımızda yol var solumuzda yol var. Bu yol şehre gidiyor. Biz şimdi timsallardan umudumuzu bulamadık. Kendilerine veda ettik. Bayağı da bir sinek ısırığı oldu vücudumuzda. Şehri gezelim istedik. Bu taraftan geçerken de ıslandık. Bu taraftan geçerken de böyle ağaçları göstermek istedim sizlere. Bu taraf komple favelaymış. Komple favelaymış. Chicharito diyorlarmış galiba burada favelalara. Ben biraz sonra çıkasım gelmedi. Yanlışlıkla dışarı. Yani burası da favela. Chicharito mu diyorlardı? Chicharito. Chicharito. Ha, Chicharito. Şöyle favelaları göstereyim sizlere. Yani yabancı olarak, turist olarak buraya girerseniz öperler diyor Onur kardeşimiz. O yüzden çok da yaklaşmıyoruz. Ben buranın şöyle bir muhabbeti var. Burası Costa Nera, nehir kısmı. İnanılmaz güvenli, inanılmaz yani. Gece bile yürüyebilirsin. Orta kısmı, çukur kısmı, aha, Favela Chicharito. Onun arka kısmı da eski şehir. Aa, Old Town, o kısım. Yani o şey, evet, benim hostelin olduğu yer. Yerler, ha, tamam, o zaman Costa Nera ile yani sahil kesimiyle benim hostelin arasında kalıyor favela. Aynen, favela orada kalıyor. Ve şeyde Mücahit'e göstermiştim. Böyle Costa Nera ile favela arasında polis var her yerde. Hadi ya. Biz hatırlıyor evet, musun? Evet, aynen. O geçmek istemedik de. Her böyle 50 metrede bir falan polis arabası park etmişler böyle. Bir de yaklaştığın zaman uyarıyorlar hemen. Evet, şey uyarıyor yaklaştığın. Geçmeyin diye. Bizi geçeceğiz zannetti polis. Geldi geçmeyin dedi. Yani buradan mısınız dedi. Ya biz böyle bir yerden favelayı izliyorduk. Bizi böyle ileri faveladan tarafa geçeceğiz zannettiler. Hemen uyarıyorlar. Uyardı. Geçmeyin diyorlar. Geçmeyin diyorlar. Yani bir tık yürürsek belki sıkıntı, görürüz o polisleri. Sıkıntı o zaman. Ama burada hiçbir şey olmaz. Burada zaten şey acil yardım butonları oluyor böyle şehir kenarında. Bir tehlike anında butona bas. Yani ne kadar zamanda polis gelir onu bilmiyorum. Abi Latin polislerine ben çok güvenmiyorum ya maalesef. Darılmasın polis abilerimiz ablalarımız ama yani Latin polisleri iş yapana kadar. Abi polisin... Aa yok teşekkür ederim. Burada da sanatoryo diyorlar. Evet sanatoryo. Brezilya'da da öyle. Her yerde başka bir şey diyorlar. Şey bu arada o piranaların falan olduğu nehir o plaj bu, olan yerdir. Burası mı? Anakonda. Anakonda. Var anakonda var. Vahşi bir yaşam var. Ya vahşi yaşam var da göremedik ki çıkmadılar ya. Görüyoruz seni aslında. Denk gelemedik ya. Anakonda'ya da çok denk gelmek istemem ama yani. Uzaktan bir görmek isterim yani. Evet aynen. Bunun arka kısmı da Arjantin zaten. Yani şu an evet Arjantin sınırındayız evet. Evet Arjantin. Bir dakika nehrin karşısı mı Arjantin? O gördüğümüz yeşillik alanın arkası Arjantin. Ha yeşillik alanın arkası evet. Tamam. Dedim o kadar yakın gözükmüyor çünkü haritada ya. Şimdi bu sınır boyunca polis var demişti. Onlardan biri. Evet. Bu ekip. Bu işte şey sınırda girişleri kontrol ediyorlar. Yani. Sınır dediğim favela sınırı. Favela sınırı. Bayağı ayrımcılık var aslında yani. Yani evet. Tehlikeyi falan işte önlemek amaçlı. Video sorun olur mu ya? Yok yok sorun olmaz. Dalıyoruz video şeyle kamerayla ama. Hola herkese. Hola buenas. Hola mı geldi acá? Es peligroso verdad? Somos de Turquía. Muy peligroso es, en serio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Completo. ¿Dónde termina la costanera? ¿Cómo se llama? Chacarita. Chacarita, ¿verdad? Sí, Chacarita. Por ahí van a tomar fotos, de repente si van a recorrer, como le dije, esperen media hora por lo menos, hasta que se llene otra vez. Ahora estamos en el momento de... A cambiar. Sí, sí. Sí, pueden pasar hacia allá mientras. Entiendo. Ok, muchísimas gracias. Şimdi diyor ki şu an değişim zamanımız diyor. Hani yarım saat sonra yeni polisler gelecek diyor. Yarım saat sonra gelip fotoğraf çekebilirsiniz. Anladım. Burada yokken sakın yapmayın diyor. Tamam. Burada yokken yakında bile yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın diyorlar. Şuradan da geçiş sınır işte. Favela'ya giriş sokakları bunlar. Evet. Abi resmen. Şurası sınır resmen ayırmışlar yani bak. Buradan ayırmışlar. Buraya girme diyor. Orada kırmızı bayrak var orada da sanki şey gibi. Ayrı bir cumhuriyet. Uyarı hakikaten bayrağı. Uyarı bayrağı gibi yani. Evet. Farklı bir şey cumhuriyet gibi yani. Para sacarse de fotos. Ok, ok. Gracias, que es muy peligroso y lo menos posible. Tomó mucho atención de nosotros, nuestra atención favela, porque es otra vida adentro. Sí, por eso. Muy peligroso. Sí, muy peligroso, ¿verdad? Sí. Por eso estamos. Muchísimas gracias, señora. Gracias. 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 Şimdi ufaktan uzaklaşalım çünkü uyardılar. Abi işte görüyorsunuz bak, burada favelada yaşayan insanlar. Favelanın girişlerini komple böyle bu sahil boyunca polis koymuşlar. Bir de diğer tarafa da anladığım kadarıyla polis koymuşlar. Hani insanlar favelaya girmesin diye. Aynen. Yani tamamen polisler insanlar favelaya girmesin diye burada bekliyorlar. Ya da onlar gelip seni buradan soymasın. Aynen. Onlar gelip soymasın diye. Baktığın zaman aslında onlar bir tecritte yani. Evet. Bunlar polisi mi abi? Favela sıdır polisi diyelim yani. Onların kendi bir yaşam alanı gibi bir şey olmuş orada. Ama şey dedi bak yani biz şu an gidiyoruz dedi, değişimdeyiz dedi. Siz de gidin dedi, anladım. Siz de gidin dedi yani oraya gidin yani sıkıntı olmaz ama burada sıkıntı olabilir dedi. Evet ya çünkü direkt burada çekebilir seni içeri. Ya favelalar şimdi tamam problemli. Ya bu baktığın zaman hakikaten kötü bir durum. Tecritte yaşıyorlar, tatsız bir durum. Ama tehlikeli olduğunda biliyorsun bir yandan. Yani biliyorsun. Soyulma ihtimalin %95. Aynen kesinlikle. %95 yani. Kesinlikle. O yüzden bence %100. Yani %95 çok. %5'i şey bıraktım yani bilmiyorum ya daha şeyleri. Brezilya'da da tam tersi. Favelanın içinde sana bir şey yapmıyorlar. Favelanın dışına çıktın mı kolla kendini. Evet. Yani tam bir jungle orası. Komple böyle sahil boyunca ara ara polisler var. Tamamen tecritte yaşıyor insanlar. Yani baktığınız zaman çok çirkin bir durum. Bu arada polis istasyonları. Bunlar polis istasyonları. Ha, anladım. Polisler oluyor. Evet, bu gördüm birkaç yerde şey ileride. Bunların hepsi polis. İnelim mi aşağı? Olur bir bakalım oraya da. Benim için vakit var. Mücahit yetişecek ya hostele. Saat kaç şu an? 12'ye geliyordu ben en son baktığımda. Aynen 12'ye 5 var. Burası da sahil. Buradan da işte tekneyle açılıyorlar nehre. Yüze neden yoktur bence ama kanamana kiralıyorlarmış buradan. Bisiklet falan. Ama yüzmek yasak diyor zaten ya. Girmek yasak diyor ama giriyorlar. Neyin üstüne? Bunun üstüne mi çıkıp atlıyorlar? Bunun üstüne çıkıp atlıyorlar. Balıkçılık falan yapıyorlardır herhalde yapıyorlar, buradan. Yapıyorlar, balıkçılık falan da bu yapıyorlar. Bu Paraguay'ın asıl ana gelir kaynağı ne peki? Bu 8 milyonluk bir ülke tarım, aslında. Tarım. Yani şöyle meyve sebze satıyorlar genelde dışarı ya da et satıyorlar. Çok büyük bir et pazarı var burada. Etin kilosu ne kadar burada? Ya etin kilosu güzel bir et yemek istiyorsan 2 dolar. Yo 2 dolar çok attım ya salladım çok üzüldüm. 4 dolar 5 dolar civarı bir şey. 4-5 dolara güzel bir et alırsın. Kıymanın kilosu da işte 3.8-3.5 dolar civarı bir şey. Et ucuz. Amerika'yı şu an satmaya başladılar. Et satıyorlar. O zaman bir sığır yetiştiriciliği evet, var burada. Çok fazla var. Nüfustan fazla büyük baş hayvan var. Hadi burada. Ya. Evet, Mısır ticaretlerinden biri. Araba ticareti çok fazla yapıyorlar burada. Geçim kaynaklarından biri. Onun dışında böyle bu şekilde yani. Turizm falan çok fazla yok ne yazık ki burada. Turizm yok. Yani sınır şehirlerinde daha çok. Ya da elektronik pazarı var işte. İşte Ciudad del Este'de o da serbest aynen, o da bölge olduğu dünyanın için. Dünyanın en büyük. En büyük üçüncü diye okumuştum üçüncü ben. Üçüncü diye mi? En büyüğü değil, en büyük üçü, en büyüklerden biri. Evet. Aynen. En büyüklerden biri. O şekilde insanlar böyle geçimini sağlıyor. İşte ne bileyim genelde dediğim gibi et satıyorlar. Yani kime sorarsan sor ya et satıyordur ya araba satıyordur ya da tarımla ilgileniyordur. Peki yani. Sence yaşanacak bir yer mi Paraguay? Bence yani açık konuşmak gerekirse hani Paraguaylı arkadaşları üzmeden hani ben açıkçası biz taşınmak istiyoruz buradan yani hani başka bir yere gitmek istiyoruz. İmkan yani. Çok yok anladığım İmkan kadarıyla. İmkan çok yok daha küçük bir ülke yani gelişim aşamasında ama yani yaşanır mı? Yaşanır. Ama pasaportu alınır gibi sanki ya. Aynen bak pasaportu arabada bir konuştuk. Ülkeye
neredeyse giriyor. Avrupa vizesiz, İngiltere vizesiz, Amerika falan çok kolay vize alıyorsun. Yani Amerika vizesi çok kolay çıkıyor. Yine Yeni Zelanda, Avustralya gibi vizeler kolay çıkıyor. Avrupa ama full vizesiz yani İngiltere. 6 ay kalabiliyorsun İngiltere'de. Çok iyi ya. Git 6 ay çalış gel mesela aynen, burada. Aynen. Geçin. Bir de şey bir ülke burası. Hani ülkeler şey diye bakmıyor. Hani göç çok fazla alırım diye. Küçük bir ülke zaten yani. Ne kadar insanlar buradan. O tehlike arz etmediği için başka ülke. O yüzden vizelerde kolaylık sağlanıyor. Yani Paraguay pasaportuna. Oturum falan zaten bir yılda alabiliyorsun ya da para veriyorsan daha hızlı da alabiliyorsun. Müşvette yani. Dönüyor o zaman. Aynen. Alabiliyorsun. Yaşanır mı? Ben çok tavsiye etmem. Yani bazen çok soruyorlar ama ben ilk önce insanlara şey diyorum yani gel bir 6 ay kal diyor. Evet. Nasıl bir ortam kesinlikle var burada. Kesinlikle öyle. Diğer Latin Amerika ülkelerine göre kesinlikle çok çok daha güvenli. Yani bir Kolombiya, bir Brezilya karşılaştığında çok çok daha güvenli. Peki asgari ücret ne kadar asgari aşağı yukarı ya da insanlar ne kadar para kazanıyor burada? 450-500 dolara yakın bir asgari ücret var. Yani şu an 3 milyon Guarani'ye yaklaştı. O da 450-500 dolar yakın ama genelde asgari ücret kazanmıyorlar. Daha bu fazla kazanıyorlar. Asgari ücretle yaşayamazsın burada. Yani en basitinden bir ev kiralasan mesela böyle 1+1 ev kiralayacaksın. 600-700 dolardan başlıyor burada. Ha tabii ki de ev dersen böyle hani derme çatma olsun biraz daha hani ne derler yaşam standardı düşük olsun dersen 200-300 dolarları bulunur. Ama işte o ortama da adapte olmalı. Evet biraz daha yani, tehlikeli mahalleler. Biraz daha tehlikeli mahalleler. Daha ama, dediğin gibi konfordan ödün. Aynen. Bizim mesela İstanbul'dan ben örnek vereyim. Oraları bildiği için bir Pendik standardında ya da bir atıyorum Bostancı standardında bir yaşama sahip olmak istiyorsan 600-700 doları kafadan çıkartıyorsun bir ev için. Market alışverişleri de yaklaşık bir 300-400 dolar tutsa market pahalı biraz burada. Et ucuz. Alkol ürünleri çok ucuz. Ama diğer şeyler onun pahalı. Onun dışında biraz bir tık pahalı burada yani. Bir tık pahalı ama ben tavsiye eder miyim? Sakinliği, doğayı sevenler, hayvanları, böcekler içerisinde yaşamayı sevenler için güzel bir ülke. Sakin bir ülke kesinlikle. İnsan yok. İnsansız bir hayat istiyorsa insana. Görüyorsun zaten insan çok fazla evet, dışarı. Çok az. Güzel 7-24 sıcak. Neredeyse 9 ay burada yaz var. 2 ay kış oluyor. O kışta mesela 2-3 gün hava soğuk oluyor. 10-15 derece sonra 30'lara çıkıyor falan. Böyle değişik bir iklimi var. Güzel yani. Güzel. GDO'suz bir hayat yaşamak istiyorsan. Aa evet. O önemli ya. O önemli. 10 numara. Öyle söyleyebilirim. Abi sen ne düşünüyorsun? Sen bir süredir buradasın. Ben aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyorum. Yani böyle şimdi tabii böyle ekmeğini ununu elemiş, eleğini asmış da biraz daha emekli hayatı emekli, yaşamak istiyor. Böyle ya da bir yerden belli bir geliri olanlar böyle kafa dinlemek istiyorsa Güney Amerika ülkelerini böyle düşünebilirler. Arjantin olabilir, burası olabilir falan. Uruguay olabilir ama böyle bir hayat kurma aşamasında olan genç insanlar için böyle Güney Amerika ülkelerinde biraz daha fırsatlar kısıtlı. Bir tık aslında yukarı çıksa iyi olur çünkü tamam. Çok hoşuma gitmedi. Tamam. Bir de buraya geleceklerse zaten öyle hayat kurmaya falan düşünüyorlarsa kesinlikle zaten İspanyolcayı çok iyi bilmeleri gerekiyor. Evet. Yani zaten burada iş olanakları çok kısıtlı. Bir de olan olanakları yakalayabilmek için gerçekten hem dil bilmek gerekiyor hem de hayata bir şekilde adapte olmak gerekiyor. Hayata adapte olmak için de yine dil lazım yani. Kesinlikle öyle. Öyle. Benim şu an... Yani dil bilmeden burada kolay kolay bir yaşam... Çok zor. Yani. Her yerde öyle aslında evet. Ya. Tabii her yerde zor. Ama buralarda hani dediğim gibi zaten ekmek aslanın ağzında olduğu için bir tık daha biraz zor yani. Doğru diyorsun. Hayat standartları ortada yani biraz. Maalesef maalesef. Kendi halkları öyle çok kötü koşullarda yaşıyorlar evet, baktığın evet. Zaman aslında bütün Latin Amerika'da. Evet, belli evet. Bir kaymak kesim var. İşin kaymağını götüren kesim var. Ama genele bir bakıyorsun insanlar böyle kıt kanaat geçiniyorlar. Evet. Ona rağmen de mükemmel eğleniyorlar ama. Evet, evet. Buna da bayılıyorum ya. Mücahit'le onu konuşuyorduk ya. Böyle en ufak ne bileyim gelir durumu kötü olan insanlar bile eğlenmeyi biliyor. Eğlenmeyi biliyorlar abi şey burada. Yok. Ne derler? Dertleşme böyle şey olayı yok. Dert yok abi dertleşecek yok. Dertleşecek kimse bulamazsın. Yok böyle yok. Etkar dağıtma olayı yok, falan yok. Yani. 7-24 vuruyor birasını. Hiç parası yoksa bir bira alır 5 kişi bölüşür. Aynen. İkişer yudum alır. Hafif zaten sıcaktan kafa güzel olur hemen. Hemen dans ediyorlar yani. Falan bira yani. Bizde böyle mesela rakı içip işte meze hazırlayıp efkar aynen. Dağıtma olayı falan burada, var. Burada efkar yok ki yok, dağıtsın burada yani. Burada efkar dağıtma olayı diye öyle bir şey yok. O müzik kesinlikle hareketli bir dans müziğidir. Ya ben Peru'da bir müzik dinledim. Herkes dans ediyor. Arkadaşıma dedim ki ya dedim ne kadar güzel müzik bu. Evet dedi ya sözleri çok güzel dedi. Ölen dedi babaannesine yazmış bu şarkıyı. Lan dedim hepiniz niye dans ediyorsunuz o zaman yani? O çok iyi. Cusco'daydı var ya. Vay. Ama çok güzel müzik böyle hareketli dans ediyorsun filan. Ölen babaannesine yazmış. Vay, çok iyi. Bayağı da ünlü bir müzisyenmiş Peru'da. Allah Allah.
Sokaklar bayağı sakin ama ya. Çok sıcaktan sakin. Dolayı mı? Sıcaktan dolayı 7'den sonra falan çıkıyor insanlar. 7'den sonra burası çıkıyorlar. Burası eski merkez. Yani buradan artık yeni merkeze kaydı. Anladım. Burası yani biraz daha turistik bölge. Yani, daha tarihi binaların olduğu bölge. Tarihi bin İspanyollardan kalma bina. Anladım. İspanyollar, Söbürü döneminden kalan. Evet, ülkeyi bıraktıktan sonra burada bir organizasyon, orası da başkanlık sarayı. He. Burası grafiti falan yapmışlar binanın üstüne. Fena bir sıcak var. Güneş yakıyor, bir de üstüne nem var. Nem var aynen. Ya ben son birkaç gündür sürekli yağmur görüyorum. Nemi hissediyorum ama hava kapalıydı. Güneş görmüyordum pek fazla. Bugün hepsi birleşti. Beklediğimden çok sakin ama başkent Asunción yani hiç şey, bu tehlikeli değil mi? Ben de çantayla geçerken özellikle aynen. Çantanın da bir de 20 kilosu var bende. Aynen. Onu ekliyor. Diyorum inşallah düşmem yani öyle yerlerden yani geçerken. Güvenilir olabilir ama ben yine korkuyorum. Evet, güvenilirdir illa ki de yine de ne olur ne olmaz yani. Yine bir Latin Amerika gerçi, her yerde grafittiler. Aynen. Ya burada biraz daha içlerde daha çok grafittiler var. Hani bu kısmı gerçi şu sağ sola da yapmışlar evet. Ama. Çok Guarani yerlisi var mı başkentte? Var. Kızılderililer genelde bu pazar kısmında var. He. Hatta bir bölüm var. Protesto ediyorlar devleti. Devlet topraklarına el koymuş. Gerçi el de koymamış. Hükümet yardım ediyor. Ama bunlar o yardımları hep başka yerlere harcıyorlar. He. Sonra tekrar protesto yapıyorlar. Böyle bir sorun var. Anladım. Bize mi diyor? Selam ver. He, ola. Duymadım vallahi bize dediğini. Görmedim. Sıcakkanlı insanlar sadece ülkeye girerken bir polis bana birazcık böyle uyuzluk yaptı pasaportu görünce. O da aslında çok nadir olan bir olaydı. Son zamanlarda böyle başladılar galiba. Olabilir. Burada Türk çok yaşıyor mu? Onu sordum mu sana, hatırlamıyorum. 3-4 tane ve konsolosluk çalışanları. He. Bir de bir tane Türkiye'den bir inşaat firması Amerikan konsolosluğu inşa ediyor. Ben şey düşündüm çünkü onlar... ulan acaba Türkler burada problem yaratıyor da ondan Türk pasaportunu görünce mi bana böyle bayağı kötü davrandı çünkü hani böyle ya bir köpek çekti yani öyle söyleyeyim anladım. Sana argoda denir ya köpek çekti diye. Evet, moralimi bozdu biraz ülkeye girerken. Ama dolayı da olabilir. Olabilir. Ama ülkeye girdikten sonra hep böyle insanlar biraz daha sıcakkanlı evet. Hissettim. Aa, merkez, eski merkez. Güzel. Eski merkez. Sağlı sollu dükkanlar var. Sağlı sollu. Şimdi kapalı ama şu an sıcaktan evet, dolayı. Bir yemek yemeye gidelim sonra sen de yürürüz buradan. Olur tabii. Dostlar şimdi bir restorana geldik. Bolsi isminde. Bu alanda oturup yemek istiyorduk ama iki kişilik yer yokmuş maalesef. Şurada bir abimiz kalktı ama. Neyse biz içeri geçip oturduk. Şöyle göstereyim sizlere. Pastane kısmı var. Böyle empanada falan yiyebileceğiniz bir alan var. Burada tabii normal yemek de yiyebiliyorsunuz. Buraya siparişinizi veriyorsunuz. Hazırlıyorlar, getiriyorlar. Bu alan güzel gayet. Biz arka tarafta biraz daha böyle restoran olarak bildiğimiz kısımdayız. Burası biraz daha farklı bir konsept. Şöyle kapımızı kapatalım. Burası biraz daha resmi bir alan gibi. Masa örtüleri falan böyle masanın dizaynları. Biz de arkada köşeye geçtik. Böyle her bölüm ayrı. Rahat rahat yemeğinizi yiyorsunuz. Burası güzel bir restoranmış. Evet, evet. Bu tabloyu da beğendim bu arada. Evet, şeyden, bu nehirden. Aynen, nehirden gözüküyor. Göstereceksin. Bunu bakayım ya, güzel gözüküyormuş. Şuradan yakından göstereyim sizlere. Sıcak bayağı. Chipay'dı ismi değil mi bunun? İsmi içi peynirli. Peynirli içi. Aa dur düz deneyelim sonra sosa banalım. Bu ne bilmiyorum. Brezilya'da çok yiyordum bundan. Brezilya'da bayağı meşhur bu. Sürekli bundan yapıyordum. Çok lezzetli. Bayılırım buna. Bu da... Bu da galiba sarımsaklı bir şey. Sarımsaklı sos. Hı-hı. Evet. Güzelmiş. Ama bu sıcakta sarımsak mahveder insanı. Maymun eder valla. İçerisi bayağı serin. Evet. Güzelmiş valla. Abi ne yiyeceğiz şimdi? Abi bunun adı Bori Bori. Bori Bori. Evet. Bori Bori Paraguay'ın en meşhur yemeği diyebiliriz. İçinde tavuk var. Böyle gördüğün gibi büyük bir but var. Ve mısır topları var. Mısırdan yapılma toplar var böyle. Ve içinde sebzeler işte havucundan tut ne bileyim kekik var.
Bu galiba yanlış bilmiyorsam bu restoran, Bolsi restorantı ve bu yemek dünyanın en lezzetli 25. yemeği seçilmiş. Hani bu Twitter'da falan paylaşılan en lezzetli. Evet, tam o listeyi ben de gördüm. O listede 25. sırada yer alıyor bu yemek. Bayağı meşhur yani Paraguay'a gelip de bu yemeği yemeden dönmek hani olmaz. Bori bori. Bu üstündeki kişniş mi peki yoksa maydanoz mu? Dereotu tarzı bir şey. Valla güzel bir çorbaya benziyor. Görüntüsü çok güzel bir çorbaya benziyor. Bak şeyde alttan zaten görüyorsundur. Bayağı şey derin bir tabak. Heyecan yaptım, deneyeceğim. Bayağı da kocaman bir şey koymuşlar. Tavuk da büyük bayağı. Bizim mercimek değil de bir çorbamıza çok benzettim ya. İyi değil mi? Bizim oralardan bir tada benziyor, evet, sandırıyor. Bizim ağız tadına çok uygun bir çorba bu. Evet. Bunlar mısır topu. Ha, bunlar da mısır topu, aynen. Abi şey gibi ya. Bizde yaparlar ya. Ekşili köfte deriz. Gibi bir şey değil mi? Evet, böyle beyaz gibi, beyaz evet. Toplar o bile. Ama tadı güzel. Tadı güzel bayağı. Çok beğendim. Ve yani çok beğendim. Bayağı enerji deposu yani. Hakikaten. Bayağı dolu dolu her şey var içinde. Bir gezginin yiyebileceği en güzel çorbalardan bir tanesi diyebilirim. Fiyatı yani. Da 3,5 dolar civarı bir şey olacak. Yani 3,5 ya da 4 dolar civarı bir şey. Gayet güzel bir restorandayız. Burada 3,5 dolar. Aynen. 4 dolar civarı bir şey. Bakayım aya 4 dolar diyebiliriz. Yani çok pahalı değil. Yanında çok pahalı değil. Böyle bizim meze diyebileceğimiz şey aynen. Getirdiler. Ekmek getirdiler. Aynen. Gayet güzel. Ciudad del Este'de çok gördüm. Yerliler sokakta bir şeyler satıyorlar ve aha. Çok fazla dilenen vardı sokakta yerliler. Ciudad del Este'de. Burada çok dilenen değil de böyle takı satıyorlar. Takı yani. Satıyorlar burada. Ne işte hep ne bileyim işte o carpinto dediğin. Güzelmiş ha magnetler. Hola, ¿cómo estás? Ese es cuero, ¿verdad? Sí, es cuero y ese es real. Sí, real. ¿De qué ese? Cuero de vaca. Abi inek. Ne güzelmiş ha bu. 5000 sale eso. Sí. Güzel şeyler var. Bir tane magnet almak istiyorum aslında hatıra. Her ülkeden bir magnet alıyorum. Burada böyle mateler var. Paraguay'da da bu arada mate içiliyor dostlar. Bakın burada çok güzel bir mate bardağı var mesela. Burada genelde soğuk mate içiyorlar değil mi? Terere diyorlar. Böyle yine macerva mateyi soğuk suyla karıştırıyorlar. Soğuk suyla. Tek olayı o. Ben sıcağını daha çok sevmiştim. Şöyle bir yürüyüp tamam, bakabiliriz. Bir. Muchas gracias. Bir tane güzel böyle magnet görürsem almak istiyorum ya hatıra kalsın. Hayvandan çok var. Armadillo. Armadillo. Aa bunu biliyorum. Çok güzel hayvan bu. Pokemon gibi. Bunu yiyorlar da. Yiyorlar bunu. Evet. Tabii herkes yiyemiyor. Bu şehirde yaşayanlar değil. Yok genelde kırsal kesim. Evet. De tüketiliyor. Guarani yerel halkı tüketiyor. Armadillo var lan. Çok güzel yapmış herhalde. Gracias. Güzel şeyler var. Bu UNESCO tarafından koruma altına alındı. Paraguay şey işçiliği, şu ne deniyor? Dantel işçiliği. Dantel işçiliği, el işçiliği. El işçiliği. Kolombiya'da da yerliler el işçiliği çok fazla yapıyorlardı, satıyorlardı, onunla geçiniyorlardı. Ha, bu erkeklerin giydiği kıyafet. Erkeklerin geleneksel kıyafeti. Şey, çok güzelmiş gömlek ya. Ben mesela bunu giyersin ha normal mesela gece dışarı çıktığında eğlence için mesela. Evet, altına bir tane keten pantolon evet. Ya da şort. Aa güzel. Giyinirsin. Ben şunu çok beğendim yalnız ha. 100 mil 100 bin 15 dolar. 15 dolar civarı. Şu 14-15 dolar civarı. Pazarlıkla 10 dolara inersin. Bayağı güzelmiş yalnız gözüm kaldı biraz ha. Gracias. Muchas gracias. Burada da el işçiliği var o zaman böyle. Var var el işçiliği var. Gayet güzel. Hola, buenas. Bu deriler hep inek derisi. İnek derisi. Aha. Orijinal deri. Orijinal deri, aynen. Orijinal deri. Ya normalde şey de yapıyor. Mesela burada bak karınca yiyen var. Karınca yiyen. Aa. Aynen. Bunu da mı yiyorlar? Aynen, aynen. Onu da yiyorlar. Abi her türlü hayvanın yendiğini gördüm ben ya. Kaplumbağa yiyorlar. Kaplumbağa etine çok lezzetli diyorlar ama. Evet. Ama şey de mesela yine tekrarlıyorum şeyde kızılderililer. Evet yerel halk ya. Yerel halk yiyor. Ya şehirde yiyen zaten, şehirde yaşayan zaten tavuğa mabuğa ete aha. Çok rahat ulaştığı için yerel insanlar ne bulursa yiyorlar evet, yani. Evet. Onları ben anlayabiliyorum aslında. Aynen kesinlikle. Bak bu şey, bu da Paraguay'ın geleneksel bizim o televizyon üstü danteller vardı aha. Ya.
ona benzer şeylerinden. El işçiliği, dantel tarzı. Güzel ama ha, rengarenk yani, baksana. Evet. Abi böyle şeylere ilgim var mesela. Hani bence hediye olarak alınıp götürülebilecek evet, şeyler evet, ama evet. Sırt çantalı gezgin olduğun gezgin zaman bir maddiyat, iki yük. Aynen, kesin. O problem oluyor. Bülent Ersoy'un kullandığı yelpaze. Yelpazeden. Güzelmiş. Yerel kıyafet. Türkçe bilen Paraguaylılar var. Paraguay işte Türkiye'ye gidip okuyorlar. Diziden dolayı mı? Yok, diziden değil. Bu öğrenci değişimi. Ha, mesela onda. Mesela bizim şey büyükelçiliğimiz şey veriyor, burs veriyor. Ha, Paraguay'da. O vesileyle gidiyorlar. Aynen. Atıyorum Samsun Üniversitesi'nde var biri. Bir tane galiba İstanbul Üniversitesi'nde var. Çünkü Honduras'ta ben bir ablayla tanıştım. Aha. Türk aşığı, Türk dizilerine aşık. Türkçe bilenler... kelimeler biliyordu, söyledi evet, bana. Evet. Şimdi burası neresi? Abi burası mezar. Yani Paraguay'ın kahramanlarının savaşta Paraguay'a zafer kazandırmış insanların mezarı. Ve aynı zamanda Paraguay'ın ilk başbakanının mezarı. Galiba bunlardan biri. Ortadaki büyük mozele olabilir. Mesela bu bir generalin mezarıymış. Hı hı. Bunlar bazıları küçükler, kül galiba. Ha, yakıyorlar ve kül saklıyorlar. Yakıyorlar, büyük ihtimalle bu ortadaki olabilir. Başbakanın mezarı olabilir. Şurada başbakanı. Bak, resmi de bu. Ha, bu mu? Leyes. O bayağı şey, göbekli bir abimiz ya. San Antonio, Carlos Antonio Lopez. 1700 daha, uf. 1700. Bu Paraguay'ın ilk resmi başbakanı abi. Hı-hı. Bu İspanyollardan bağımsızlığını kazandıktan sonraki ilk resmi başbakanı. Bu Latin Amerika kıtasına ilk ticari treni getiren başbakan. Hı-hı. Yani Paraguay eskiden çok büyükmüş. Böyle üçlü bir savaşa girmiş. Arjantin, Brezilya, Uruguay ve topraklarını kaybetmiş. Şu an küçük olmasının sebebi o. Yoksa Paraguay eskiden çok büyükmüş. Denize kıyısı olmayan ülkelerden birisi Paraguay. Şu an öyle ama eskiden o Foz de Iguazu gittiğin şelallerin hepsi Paraguay'a aitmiş. Hatta ne? Iguazu, Guarani dilinde bir... Evet, Guarani dilinde. Iguazu aslında. Evet. Su demek, Guazu da büyük demek. Büyük su anlamına. Büyük su anlamına geliyor. Yani o şeyden Guarani, Paraguay'ın ana dili, yerli dilinden gelme bir şehir. O şekilde bu adamın iki tane oğlu var. İşte Carlos Antonio Lopez oğullarını İngiltere'ye gönderiyor. İngiltere'den gemilerle şey getiriyorlar, işte treni getiriyorlar. Ve aynı zamanda bu işte ticari ilişkilerden dolayı galiba yanlış hatırlamıyorsam, çok şey değil bir profesyonel bir tarih konusunda ama İngiltere Başbakanı'nın karısı ya oğullarından birine ya da başbakana aşık oluyor ve buraya geliyor. Artık ayartıyor mu? Ha, ne yapıyor bilmiyorum da. Dedikodu. Aynen, dedikodu. Hani buraya geliyor ve şey işte o Madame Lynch adı da galiba kadının. Aha. Madame Lynch İngiltere'den modern kıyafetleri getiriyor. Hani bu artık yerli kızıl. Böyle de gezebiliriz aynı, gezede aynı zamanda. Etrafa da gösterebilirim. Şey modern kıyafetler getiriyor ve Paraguay'ı daha çok modernleştiriyor. Ayakkabılar getiriyor, İngiliz tarzı kıyafetler getiriyor. Artık Paraguaylı kadınlar böyle İngiliz, ne derler, tuvalet mi ne? Evet, o tarz... eski kadınların giydiği o böyle sıkıl, göğüs bölgesinin daha sıkı olduğu kıyafetler. Evet. Biraz daha ortaçağ kıyafetlerine benzeyen şeyler giyiyorlar. Evet, o kıyafetleri buraya getiriyor ve Paraguay kadınının direkt dış görünüşünü değiştiriyor. Yani Paraguay'a modernlik getiriyor Madame Lynch. Bir aşk hikayesi aslında. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama böyle bir olayı küçük var. Küçük çaplı yani. Bir dizi olur aslında buradan. Küçük çaplı olur yapsalar. Burası işte mezarları. Yani klasik yine şey Hazreti Meryem heykeli. Bu galiba Hazreti Meryem'in de Paraguay'da silüetinin belirdiğine inanılıyor. Buna da Kakupe diyorlar. Kakupe'de böyle büyük bir heykel. İnsanlar mesela atıyorum 20-30 kilometre işte bir gün iki gün boyunca sadece yürüyorlar. İşte yanlarında yemekleri, suları, bilmem neleri, çadırları. İşte o şeye kadar Kakupe bir kilise burada, bir büyük bir kilise. Aynı zamanda bir şehrin adı. O kiliseye yürüyerek gittiklerinde dileklerinin gerçekleşeceğine inanıyorlar. Onun sebebi de işte o Kakupe şehrinde Hazreti Meryem'in silüeti ortaya çıkmış. Ona inanıyorlar. Ona inanıyorlar ve Kızılderililerin hayatını kurtarmış. İşte belli bir savaş esnasında bir tane Kızılderili başka bir ekipten kaçıyormuş. İşte o Kızılderili'yi, kaçan Kızılderili'yi görünmez yapmış o şey. O yüzden Kakupe, yerliler de inanıyor. Aynen. O yüzden oraya da işte o görünmez yaptığı alana, o Kızılderili'yi kurtarmak için oraya da kilise dikmişler. Böyle büyük bir heykel yapmışlar. İnsanlar gidiyorlar, dokunuyorlar, ağlıyorlar falan böyle. Böyle de bir hikayesi var. İlginç bir hikayemiş ya. Şöyle burası etrafı da göstereyim bir yandan. Anıt mezar yapmışlar. Şehrin ortasında, merkezde.
abimiz de ilk başbakan. Nöbet değişimleri. Şuradan çıkabiliriz değil mi? Aynen, arka tarafta pek bir şey yok gibi. Güzel bir hikayemiş ya. Evet, sağ olasın evet, ya. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Burası eski merkez. Eski o haritada merkez. Gördüğüm yeni asansiyon kısmı da dediğin gibi yeni yerleşim yani yeri. Yeni yerleşim. Büyük ihtimalle bir 4-5 sene sonra buraya geldiğimde mesela ben çok başka bir şehir bulacakmışım gibi hissediyorum. Başka bir şey. Ama şeyde zaten öbür tarafa o yeni merkeze gidersen mesela şey Latin Amerika gibi değil yani. Tamamen hani o yüzü değişiyor asansiyonun yani. Bizim tekerler var mı? Bakayım bakayım. Bizim tekerler burada var. Burada var mı? Burada da var. Şu arkasındaki ne ya? Ya bu araba bilmiyorum ki böyle verdiler bize. Mermi gibi. Ama bu farklı bir vida koymuşlar baksana. Aynen, yani şekil olsun diye mi? Yani? Şekil, kimse yanaşamasın diye. Aynen. Bunu çalmış olabilirler mi şeyini, tekerini? Yani sanmıyorum, bilmiyorum ki. Yani çaldılar belki. Baktılar millet geliyor, Krika'yı şey yaptı, bıraktı gitti. Allah Allah. Da niye tek çeker, niye tek teker çalsın? Yani enteresan. Biraz garip açıkçası. Abi burada her şey olur biliyor musun? O yüzden ya kimsenin günahını almayayım da. Orada bisiklet de iki kere değiştiriyorlar. Neyse, merkezi de az buçuk gezdik. Çok evet. İnsan yok. Hiç insan. Ya hiç insan yok yani. Bir iki sokak satıcısı dışında. Aa, ne kadar sıcak ya. Evet, sen erken bindin. Evet, erken. Bayılacağım. Fena bir nem var ve güneş inanılmaz yakıyor. Tenimin rengi değişti ya. Ay ay sıcak. Hadi çıkalım. Bak orada da bir tane polis var. İşte buranın arkası favela olduğu için şey yapıyorlar yani. Anlattığım gibi koruyorlar buraları. Asansiyon böyle. Yani şehir pek yapılacak bir şey yok. Maksat eş dost görelim, biraz hasbihal edelim, muhabbet edelim, sohbet edelim, keyifli geçsin günümüz diye geldik. Paraguay'ı da ucundan görüyoruz yani. Keşke daha uzun vaktim olsa da Paraguay'ın diğer yerlerini, asıl planımı uygulayabilsem Paraguay hakkında, ama maalesef dönüşe odaklı olduğum için şu an planı tam böyle dönüş tarihime oturtmaya çalışıyorum. O birazcık beni zora sokuyor açıkçası. Şili, bu soygun olayı bütün planımı mahvetti, o yüzden buralarda fazla vakit geçiremiyorum, o yüzden maalesef.